Olay yeri. Kaç adet labirent parçası buldun? 9 adet olması gerekiyor. İlk olarak oyunu oynayacak kişilere bilgi veriliyor. İnternet oyunlarından bir tanesidir. Oyunumuzun ismi Hanımzade'yi kim öldürdü? Şunları söyleyelim size. Sarı ve kırmızı stikerli objeler var. Sarı stikerli objeler hikayeyi anlatır. Oyuna başlayanlara yardımcı olmak için odalar güvenlik kamerası ile izleniyor. Gerekli olması halinde görevliler oyunculara komutlar vererek yardımcı oluyor. Olay yeri. Kaç adet labirent parçası buldun? 9 adet olması gerekiyor. Oyuncular hem ipuçlarıyla hem de zamanla yarışıyor. Odadan çıkmaya çalışan oyuncular gizlenmiş ipuçlarını bulup belirlenen süre dolmadan oyunu kazanmaya çalışıyor. Ben kağıt kalem ki odaya geçişimizin şeyi anahtarı. Kombinasyonu gidip C'ye basacak. İpuçlarından elde ettikleri şifreleri oda içerisindeki kilitli kasaları açmakta kullanan oyuncular çıktıktan sonra hikaye gereği katili de bulması gerekiyor. Evet, tehlike dön. Bir dakika. Bu hangi şey? Sınıyor ki bunu? Bence içeri doğru ittir ekip. Açtım. İlk odanın anahtarını bulan grup hemen ikinci odaya geçip burada da araştırmalara başlıyor. Yok sarı hiçbir şey yok etraf. Aa şurada şey var. Bir dakika burada bir şey var. Kilit var burada. Kilit var tamam. Belirli bir konseptle dizayn edilmiş bir odaya kilitlenip içerisindeki şifreleri çözerek bir saat içinde anahtarı bulup dışarı çıkma esasına dayanan oyun. Görsel, yapısal ve kurgusal efektleriyle özellikle gençlere kriz yönetimi, mobbing, ekip çalışmasına yatkınlık, analitik düşünme gibi beceriler katıyor. Allah bunlar lazım bak bir şekilde. Sarıları toplayacak. 5, 4, 3, 1, tatil kit. Japonya'da çıktığı ilk yıllarda kömürlük, kümes gibi alanlarda oynanan, daha sonra geliştirilerek özel dekorlu odalara taşınan odadan kaçma oyunu kısa sürede Amerika ve Avrupa'ya yayıldıktan sonra Türkiye'ye de hızlı bir giriş yaptı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerde giderek popülerleşen oyun şimdi de Edirne'de meraklılarını bekliyor. Ama isimleri ben pek dikkate almadım. Bence bu kadın. Bu kadın. Hayır be. Bizim en saçma ekip bizdi. Odadan kaçış oyununu anlatan işletmeci Tansel Yılmaz, aldıkları tepkileri oldukça olumlu olduğunu belirtip sözlerini şöyle sürdürdü. Katkıları şunlar: beraber çalışabilmek, işbirliği yapabilme, takım oyunculuğu, etkili iletişim, analiz edebilme, problem çözebilme ve karar verebilme. Odadan kaçış oyunu son zamanların yeni trendi bir oyun biliyorsunuz. Japonya'da başlamış, Takaizm denilen bir akımın Türkiye'de devamı bunlar. Avrupa'da bayağı bilgi gördü. Türkiye'de geçen yıl başlarında geldi. Aşağı yukarı bir 170 civarında İstanbul'da oyun evi olduğu söyleniyor. Ve bunların hepsi de birbirinden farklı konseptleri olan farklı oyunlar. Bu oyunların asıl amacı insanların kişisel becerilerini artırmak, internet çağındaki çocukları uzak tutabilmek oyunlardan, kendi kişisel becerilerini artırabilmek. Daha sayamayacağımız birçok özelliği var. En büyük özelliği de ekip çalışması. Burada bizde iki oyunumuz var. Birisi Hanımzade'yi kim öldürdü? Diğeri de Panzer dediğimiz psikopat bir doktorun muayenehanesi. Tepkiler çok olumlu. Şimdi bize gelip misafirlerimize şunu soruyoruz. Oyunlarımızı nasıl buldunuz diye. Hiç şu ana kadar kötü bir yorum ve tepki almadık. En sevindirici tarafı bu işin. Şimdi şöyle diyebiliriz onlara. Bizim bir sunum hazırladık biz. Katkıları şunlar: beraber çalışabilmek, işbirliği yapabilme, takım oyunculuğu, etkili iletişim, analiz edebilme, problem çözme ve karar verebilme, başarı odaklılık, analitik ve kavramsal düşünebilmek, stratejik düşünmek, yenilikçilik, esneklik, adaptasyon, detay odaklılık, kriz yönetimi, müzakere ve stres yönetimi diye başlıklar altında topladık bunu. Ve gördüğünüz gibi oyuna da gelen arkadaşlarımız hep şunu söylüyorlar: gerçekten bir şeyi bulmadan bu oyun çözülmeyeceğine eminler. Yani girerken ön yargılarını kapıda bırakıyorlar. Çıktıkları zaman farklı bir dünyaya gelmiş gibi oluyorlar. Oyunu oynayıp bir saat dolmadan dışarı çıkmayı başaran Jale Avyüzen, Burak Ay ve Olga Güler,
odadan kaşış oyunu hakkındaki düşüncelerini açıkladı. İçeride bir kere panik oluyorsunuz ve her şeyi çok seri bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Korkuyorsunuz ama inanılmaz maceralı ve inanılmaz güzel. Çok zevkli buldum. Oyun çok iyiydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Gerçekten oyunu hissederek ve yaşayıp oynuyorsunuz. Bir de ekip oyunu olması ayrıca güzel. Bence bütün arkadaş ekipleri gelmeli. Oyun gayet güzel. Sonuçta şu an günümüz internet ve teknoloji devri ve çocuklar, yeni nesil şu an sadece internetten oyunlar oynuyor. Açıkçası hayal gücünü geliştiremeyen oyunlar bunlar. Bu tarz oyunlar bence çocukların daha çok hayal gücünü geliştiren, aritmetik zekasını geliştiren oyunlar. O açıdan çok yararlı bulduğumu söylemeliyim. Çok eğlendik, gayet güzeldi. Adil ki! Seher! Adil!